Haber millet, Yusuf Lambukhan'ın hoş geldiniz. Ben Yusuf Pınarbaşı. Şu an sizin biraz kötü keyfi farkındayım. Uykudan yeni uyanmışım valla. Neyse arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Haber millet, Yusuf Lambukhan'ın hoş geldiniz. Ben Yusuf Pınarbaşı. Süpermarket serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölüm 12'deyiz. Sizi hiç tutmadan direkt bölüme geçmek istiyorum. Geçmeden önce birkaç ricada bulunacağım tabii arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız memnun olurum. Bu tarz videolar attığım zaman ilk size haberdar olup ilk siz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın, çünkü like butonuna basarsanız bu serinin devamı gelir. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. İsterseniz yorumlarda normal hiçbir şey yazmazsanız bir selam yazabilirsiniz. Yani market hakkında bir şeyler yazabilirsiniz. Market daha da nasıl geliştirebiliriz, fikirlerinizi söyleyebilirsiniz, önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Hazırsanız videoya geçiyorum. Aldığımız yer devam diyoruz. Geldi. Geçen bölümde şey vardı arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Biz buradaydık, markette bir sürü kişi vardı. Yani onu yapmaya çalışıyorduk. Yine biz biraz marketi boşaltmışız. Fark ettim. Eksikler bayağı var. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz buraları nasıl dolduracağız? Bak mesela burada hiç soda kalmamış. Soda sipariş etmemiz lazım. Depoyu düzenlemem lazım bir de. Olmadı depoyu video dışı düzeltirim olmadı arkadaşlar. Çünkü burası bayağı dağınık. Burayı bayağı bayağı toplamam lazım arkadaşlar. Onu video dışı yaparım olmadı. Ben şimdi marketi açacağım da açmadan önce eksikler bayağı var. Dur bir dakika. Toplantıya gel önce. Ha, dur bir dakika. Ürünlerden önce çık buradan. Şimdi arkadaşlar büyümeye gel. Alan 5'i açacağım mecbur. Aa, dur paramız olur. Bir dakika kredi çekelim önce. Bir 5000 liralık bir kredi çekmeyi düşünüyorum. Dur. Ya batacağız ya kazanacağız anasını satayım. Şimdi baya baya bir kredi çektik, şimdi baya baya büyüteceğiz burayı. Mecbur büyüttüğümüz için de bir sürü para kazanmamız lazım. Hani ortalama sadece 500 dolar kar etmemiz lazım günlük. Şimdi bir alan daha açtık, bir dakika arkadaşlar. Ne kadar büyüdü ki burası? Oğlum. Aa, şurası açılmış. Oğlum, çok saçma oldu şimdi. Ya ben burayı planlamıyordum açılması. Neyse. Sorun değil, buraya sodayı doldururuz. Soda değil de ya, başka bir şey doldururuz buraya olmadı. Neyse, bir şeyler yapacağız. Bir dakika. Şimdi şöyle gel, yönetime gel. İşçi alamıyoruz şu an. Tamamdır, bir dakika. İşçi alamıyorsak bile raf falan almamız lazım. Raf nerede? Dur, bankaya gelelim. Ödemelere gelelim. 120 lirayı ödeyelim. Sonra mobilyalara gel. Bak şimdi büyük raflar alacağız. Raf ortalama zaten 2 raf, 3, 4. Sadece 4 raf şu an alıyorum. Tamam mı? Buzdolap mı? 2 buzdolap da alsak. Dondurucu bilmiyorum. Şu an gerekiyor mu, gerekmiyor mu bilmiyorum. İkinci kasa gerekiyor gerçekten. Hani ikinci kasaya ben geçerim artık. Ters kasa. 300, ikinci kasa nasıl ters kasa? Normal kasa nasıl fiyatı? Bak yok da. Ha, farkı şöyle. Sağdan alıyor, soldan alıyor. Yok, bu fark etmiyor benim için. Ben ona göre ayarlarım diyeceğim de. Onun için ben düzeltirim. Ona göre bir şeyler ayarlarım. Sonra dondurucuyu almaya gerek var mı şu an? Dur, dondurucu. O zaman ürünü açalım. Ona göre yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi biz burayı baya baya düzenlememiz lazım. Şunu böyle bir geri çek önce. Sen gel şöyle. Şimdi bu ürünleri buradan böyle bir kaldıralım öncelikle. Arkadaşlar buraları bir düzeltmemiz lazım. Şimdi şunu da şuradan kaldırayım diyorum. Nereye koyalım biliyor musunuz? Kapının ağzına 2 tane koyacağız. Dur. Ha, şöyle durması lazım, daha iyi olur. Ne şimdi? Mecbur şunu şöyle yapacağız. Dur şöyle. Aslında bunu değil de bunu biraz geri çekecektik. Oraya dur bir dakika. Şimdi. Şöyle iyi mi, bir dakika. Tamam, bu böyle iyi.
Aa dur, 0'a 0 oturtalım, dur bir dakika. Şöyle iyi mi? Ha şöyle iyi oldu bir dakika. En azından kapının önünü açtık biraz. Çünkü giriş çıkış biraz sıkıntı oluyordu arkadaşlar artık. Siz de fark etmişsinizdir. Şimdi. Tamam. Bir dakika, bunda bir uyumsuzluk var, dur. Burada bir uyumsuzluk var. Burada bir uyumsuzluk varsa burayı düzeltmemiz lazım. Tamam, uyumsuzluğu düzeltelim. Şuranın da bir uyumsuzluğunu düzeltelim. Niye oturmuyor bu böyle? Uyumsuzluk var mı? Bayağı bir dakika bakalım. Yok. Gram diye bir şey var. O da bir şey. Tamam. Buradan çıkış rahatlıkla oldu artık. Zor bir şey götürmedik. Şimdi. Ya şu kadar yakınlaştırmaya gerek var mı? Ürün yerleştirme falan filan derken bayağı sıkışık oldu burası. Biraz açalım ortasını şöyle. Şöyle yeterli. Şöyle çok iyi. Bir dakika şunu da alayım. Şimdi ürün bir sürü sipariş edeceğiz arkadaşlar. Onları da yerleştireceğiz. Ona göre ayarlayacağız. Depoyu da düzenleyeceğim. Ya büyük ihtimal buraları ben atlarım. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi bak şimdi. Dolap mı bu? Dolap. Dolapları buradan kaldıracağım zaten arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika şimdi. Şunu da şöyle indirirsek. Çok iyi. Ürün çeşidini baya baya açmamız lazım. Tamam. Ya bu soda değil mi? Soda şöyle koy şimdi. Zaten bu şeyleri hepsini kaldıracağız buradan. O. Tamam. Yani marketin şurasına bile dizebiliriz artık. Hani orayı da açacağız ya. Buraya dizmeye gerek yok şu an. Boş alan zaten. Gerek yok. Şimdi bak. Şöyle bir şey yaparsam kardeşim. Şunları zaten şuradan kaldıracağım. Soğutucu dolaplarını şöyle. Şurayı soğutucu dolabı yapayım sadece şu karşı böyle. Biliyor musunuz? Daha iyi olur. Gibime geliyor. Zaten büyüdükçe alırım alandan böyle bunları. Aa tamam, çok iyi. Bu küçük olan mı? Küçük olansa bırak buraya. Biz büyük olanı istiyoruz. Şimdi şu şöyle indir buraya. Tamam. Şu şöyle şuraya da sığarsa çok iyi olur. Hadi. Tamam. Çok iyi. Bunlar böyle direkt sığdı zaten. Baksana köşeye sığdı. Zaten şunu da şöyle alırız. Şöyle yaparız. Mesela şöyle diyeyim. Hatta biraz ara boşluk olsun şöyle. Mesela rahatlıkla buraya gelip buradan alsınlar. Tamam. Burası böyle tamam. Şimdi şuradan şöyle de bir tane daha koyarız. Vardı bir tane daha. Aslında bir tane daha isteyebilir miyiz? İsteyebiliriz de şu an. Aa ne? Dolap mı? Aa bir tane dolap istemişiz biz. Dur bunu da yan yana koyalım şimdilik. Şimdi dolapmış ha. Şimdi, aa dur şimdi ürün sipariş edelim. Ona göre hani eksik mi fazla mı onu bilelim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şöyle gel. Yeni ürün açmamız lazım. Yönetime gel. Lisanslar. Kek şekerleme ne diyor? Kek şekerleme, mısır kevriği, çikolata var. Yoğurt. Aa yoğurt için illaki şeyler olacak, bir dakika. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Toplantıya gel. Aşağıda neler açıldı bir onu bilelim. Bunlar yeni açılmış. Bunlar bence dondurucuya falan girmiyor. Bu yoğurdu bir deneyeyim ben hemen. Yoğurt nereye giriyor onu bir bileyim. Hani ona göre hareket edelim. Yoğurt normal buraya diziliyor mu onu bilelim. Aa buzdolaba giriyor bence, dur. Şimdi bak. Buzdolaba mı giriyor, girmiyor bilmiyorum.
Danone. Çok iyi lan. Tamam. Anladık nasıl olduğunu. Sistemi çözdük. Sıkıntı yok ya, zaten dondurucuyla şu an işimiz yok zaten. Şimdi arkadaşlar ürün sipariş edeceğiz durmadan.
evet büyüttük malımızı, depomuzu büyüttük bayağı. Tamam. Şimdi açabiliriz artık diyeceğim de dur önce bir fiyat belirleyelim. Gel buraya. 3,92 dolarmış. 3,92. Tamam. Şuna bakalım. 4,20 dolarmış. Yani 20 kuruş. Şunlarda zam var mı? Yok. Tamam. Şunlara gel. Neymiş fiyatı? 5,62. Ananı satayım. Buraya bir kas almamız lazım. Bu kasa etmez ki buraya. Bir dakika. Şunu şuradan çıkartacağız şimdi. Dur. Açtığımız gibi yeni bir kas almamız lazım. Onu şu an aklıma geldi. O bir dakika. 4,18 dolar. Fiyat belirlemediğim şunlar varmış. 2,10 dolar. 2,10 dolar. Tamam. Kar. Hani bu kadar ürüne karşılık. $2,00 dolar. Başka yeni ürün koydum var mı? Neyin zamlı olduğunu bilmiyorum. O yüzden fiyat belirleyemiyorum. Hadi canım. 11,43. Haydi. Çaya bakalım. Yok, çayda bir sıkıntı yok. Şu makarna çok pahalı normalde. Bunda da bir sıkıntı yok. Bir dakika. Abi şu süte gel. Süt. Tamam, sütte de bir sıkıntı yoksa başka da sıkıntı yoktur. Şimdi aç. Marketi aç da şunu şuradan kaldır bence. Çünkü şuradan kalkacak nereye ama bir dakika. Buraya bir tane koyabilir miyiz ya? Dar olur olmaz burası böyle. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. Şunu da şöyle al. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şöyle koyacağız şimdilik. Dur bir dakika. Heh. Tamam. Mecbur böyle yaptık arkadaşlar zaten. Çünkü siz biliyorsunuz neden böyle yaptığımızı. Buraya bir tane kasa sistemi koymamız lazım. Evet. Açtık mı? Açtık. Kasa açık. Şimdi 500 dolar topladığımız anda başlıyoruz. Hadi bismillah. İlk müşterilerimiz geldi. Evet. Ya böyle biraz daha ferah oldu böyle. Hani şuraya marka şeyler koymamız falan filan derken. Çok iyi. Bizim çıraklar da çok iyi çalışıyor. O zaman ya biz sadece 600-700 dolar sadece kar yapmamız lazım durmadan. Biz onu çektiğimize göre öyle olması lazım. Yoksa biz batarız. Abi bu ürünlerin hepsini sattığımızdan sonra kredi ödeyelim. Yoksa batarız. Özlemişim lan kasada durmayı. Dur bir dakika. Şöyle ışıklar aç. Işıklar yetersiz mi? Yetersiz. Ondan bir tane ışık almamız lazım oraya ya. Aa. Aa. Diri 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 diri. Baya baya alıyorsunuz ya siz bunlardan. O ne kadar tuttuğu görünüyor mu bu kasanın önünde dursam? Ha görünüyor. 39 dolar. 42. 47 dolar. 49 dolar. 61 dolar. Oo. Boyun baya kendini geliştirmiş ama. Ha. Geliştirmiş derken boyun gelişmiş daha doğrusu da. Aha. Oğlum. Dan hayır. Yanlışlıkla E'ye bastım tüm kasada dolu dedi ya. Dur kardeşim dur ayarlayacağım dur. Bunlar gittiği anda biz bir tane alalım. Kasayı ben yerleştireceğim bekleyin. Ya inşallah dar olmaz alan. Büyük ihtimal dar olacak da bakalım. Hemen sipariş vereyim şimdiden. Ya bu LED'den de bir tane spot ışığı alsaydık. Ya dur bir dakika ya dur. Dur. Müşteriyi bekletemeyiz. Aha.
Zarar ettik lan, zarar ettik, zarar ettik. Ters almışız, dur. Onu bilmiyordum ben bak. Biz hangisini aldık? Bir dakika. Biz şunu aldık. Biz şunu alacakmışız. Sıradaki 37. Baya baya müşteriler geliyor. Ben buna kızıyorum. Gelsin yani. Zarar ettik ilk başta. O olabilir. Normal karşılıyorum ben onu. Ya zararın iyisi de kötüsü de olmaz. Her zaman zarar tecrübedir. Bunu unutmayın. Dur şu ışığı bir düzelteyim ben buradan. Bir dakika. Çocuk satış yapsın şöyle. Ben de şunu şöyle bir bırakabilsem. Güzel olacak da şöyle. Tamam güzel. Şimdi bakalım. Oo anana uğradım. Müşteri ondan çok gelmiyor aslında. Bir tane daha kasa açsak hemen. Hadi abicim, hadi abicim. 30 dolar hadi. Oo. Şimdi ikinci kasayı da açarsak var ya biz full satış yaparız. Çok güzel bir satış yaparız. Baksana depoyu da full demiştik en son. Hepsi bitmiş. Hadi hadi son bir satış daha yap da ben bunu açayım artık ya. $22, $60 olması lazım ya. $30. Hadi bunu da açıyoruz hadi hadi. Tamam. Şimdi umarım doğruyu alıyorumdur. Dur. Ne oldu? Şöyle olması lazım bir dakika. Anana uğradığını çok dar oldu ya içerisi. Ben hiç düşünmüyordum böyle. Neyse. Evet hanımefendi ablacığım alayım kartını. Size ne kadar yazmışlar? 39.73. Tamam. Merhaba beyefendi hoş geldiniz. 44 set yazmışlar size. Ne veriyoruz? Ha kart mı veriyordunuz? 44.50 sent. Alayım beyefendi. Abi kart olması daha iyi aslında. Nakit uğraştırır bizi. 5.68 sent. Tamam alayım. Abicim hoş geldin. Elimden gelince hızlı olmaya çalışıyorum. Alayım. 48.91. Sen ne kadar verdin abicim? Para üstü yok abi. Sen gidebilirsin. Nereye basıyorduk? Heh. Abicim yoktu zaten senin paran. Özlemişim lan oynamayı böyle ha. Ablam ver bakayım. Sen ne kadar verdin? 15.5 10. Bir de 14 sen vermem lazımmış. 14 tamam. Teşekkürler ablacığım. Hoş geldiniz. Oo. Abicim satışta patlama yapmamız lazım. Biz sadece 1000 lira size ne vermemiz 10 5 tamam gidebilirsiniz beyefendi. Abicim be bir tane şey alınmaz ki ya. O böyle müşteriler istiyorum ya. Böyle yağlı müşteri istiyorum ya ben hep. Alayım. 10 5 gidebilirsiniz. Biz zengisi bir şey olmaz. Kaç tane. Oo ablam. Valla baya baya. Gidebilirsin hanımefendi. Beş. 34 ha. Gidebilirsiniz. Beyefendi hoş geldiniz. Alayım kartınızı. 50.77 dolar gidebilirsiniz. O ablam sen çok iyi alışveriş yapıyorsun ya. Her zaman böyle gel ya bize. 3 gidebilirsiniz hanımefendi alayım. Gidebilirsiniz beyefendi. Alayım. Kart mı?
5.14 sent beyefendi, gidebilirsiniz. Oo. Alayım. 74.31 dolar. Gidebilirsiniz beyefendi. Alayım. 25. Abicim gidebilirsin ya, biz o kadar çok büyük bir karın peşinde değiliz. Şu anlık biz satışın peşindeyiz. Alayım abicim. 36.03 sent. Evet. Şimdi buradan çıkabiliriz. Bak buranın ışığı yok mesela, anladın mı? Ben demek istediğim, buraya bir ışık alacağız. Batacağız konuyu. Ya iki tane en az lazım. Bir tane şuraya, bir tane şuraya koyarsak yeter herhalde ya. Diye umuyorum, evet. Ya biraz hızlı da satış gitti burada bugün. Ama mesela azalan bir yerimiz var mı? Yok. Yani bir gün daha, iki gün daha kurtarırız kendimizi burada. Şu eksik yerleri de doldurursak eğer bir sorunumuz kalmaz gibime geliyor. Depodaki durumlar nasıl ya? Bir bakayım. Abi depodaki durumlar. İyi, güzel, depoda malzeme varmış baya. Hatta arkada bile bizim malzememiz var. Bak burada bile bizim malzememiz, daha orada bile var. Hani biz kolay kolay batmayız diye düşünüyorum. Hani yine bilmiyorum ne olur ne olmaz. Arkadaşlar şimdi bu bölümün de sonuna geldik. Dur bugünü bitirelim. Bugün nasıl bir gitmiş, bir dakika bakalım. Parlı bulunan ürün 2 tane tek varmış. Yani biz bugün toplam 1380 lira kar yapmışız. Tamam. Yeni güne başla desem ne kadar kesiyor? Ay kesmiyor, bir dakika. Arkadaşlar 12. bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ya bence ben bu bölümde sadece ürün alıp depoladık, zoom aladık. Zaten ben orayı hızlı geçmişimdir. Oraları görmemişsinizdir. Zaten görüp hızlı şekilde görmüşsünüzdür. Neyse arkadaşlar, bu 12. bölümün sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kapatmadan önce arkadaşlar, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Çünkü mutlu oldum ya abone olduğunuz zaman arkadaşlar. Beni ciddiye alan kişileri görünce daha çok mutlu oluyorum. Arkadaşlar abone olduktan sonra bildirimleri açarsanız çok iyi olur. Çünkü bu tarz içerikleri attığım zaman ilk size haberdar olup ilk siz diyebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Yorum yaparsanız da sevinirim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.